Evet değerli izleyenler, bu başlığı değerli bir konumuzla değerlendireceğiz. Zira son dönemlerde özellikle de HDP, CHP başta olmak üzere sürekli İslam'ın mukaddesatına yönelik bir takım adımlar, bir takım çirkin saldırılar gerçekleştiriliyor. Son dönemlerde de Afganistan'daki olaylar üzerindeki süreç üzerinden yine CHP ve HDP'den birileri İslam'a ve Müslümanlara yönelik çirkin saldırılarda bulundular. Amaçları işte tırnak içerisinde Afganistan'daki kadınların haklarını savunmak idi ama aynı zamanda milyonlarca kadının ilahi ölçülerle belirlenmiş, çizilmiş giyim tarzına hakaret ettiler. Telefon attığımızda Hüdapar Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Aynur Sünüm var. Aynur Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Siz bu eylemi mi diyelim ya da nasıl isimlendirsek bilemiyorum ama bu çirkin saldırıyı nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, tesettür düşmanlığı bu ülkede yeni bir düşmanlık değil. Aslında tesettürün kendisine olan, sadece kendisine yönelik bir düşmanlık olarak da görmemek lazım. Çünkü tesettürün ifade ettiği, temsil ettiği, sembolize ettiği bir yaşam biçimi var, bir aile modeli var, bir zihniyet var. Şimdi bunlar dolayısıyla İslam'ın aile modelini, İslam'ın ahlak modelini, İslam'ın kadın için öngörmüş olduğu cinsiyet rollerini hedefe oturtmuş oluyorlar. Şimdi küresel güçlerin kadın için seküler ahlak dışı bir yaşam biçimi belirlemiş, bir aile anlayışı belirlemiş ve bütün dünyaya bunu dayatıyor. Yani sadece bir seçim olarak sunmuyor, idealize ediyor. İşte küresel güçler tarafından finanse edilen medya, bir takım siyasi partiler, az önce bahsettiğiniz CHP, HDP gibi partiler, bir takım sivil toplum kuruluşları da yine bu küresel güçlerin taşeronu olarak ülke içerisinde işte bir İslami yaşam biçimini, ahlak biçimini, aile modelini tamamen hedeflerine oturtmuş durumdalar ve ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Şimdi bunun önündeki engel nedir? Tesettürdür. Şimdi tesettür öyle bir şey ki, öyle şeyleri temsil ediyor ki, ahlakı temsil ediyor. Bakın, ahlakı, hayayı, edebi, iffeti, vakarı temsil ediyor. Yani onun dışında eşler arası ilişkileri İslam'a göre belirleyen, İslam'a göre belirlendiği bir aile modelini temsil ediyor. İşte cinsiyet rollerinin İslam'a göre belirlendiği bir aile modelini temsil ediyor. Tesettür, evi, mahremiyeti, özel hayatın gizliliğini temsil ediyor. Tesettür bir aile içerisinde erkeğin kavramlığını, kadının emanet olduğu bir anlayışı temsil ediyor. Çocukların emanet olduğu bir anlayışı temsil ediyor. Yani İslam'ın aile modelini temsil ediyor. Yaşlılara hürmeti dahi temsil ediyor. Bir evin içerisinde yaşananların, giyim tarzının, özel ilişkilerinin dışarıya deşifre edilmemesini, yani mahremiyetin korunmasını temsil ediyor. Aynı zamanda tesettür işte toplumsal hayatın içerisinde kadının bedeniyle, cinselliğiyle değil, kişiliğiyle var olmasını temsil ediyor. Yani Müslüman kadın bu tesettürünü, tesettürlü bir şekilde dışarıya çıktığında şunu söylüyor. Yani ben bedenimle değil, ben cinselliğimle değil, ben kişiliğimle var olmak istiyorum. Toplumsal hayatın içerisinde veya yaptığım çalışmaların içerisinde, kamusal hayatın içerisinde ben kişiliğimle var olmak istiyorum diyor. Bunu temsil ediyor. Şimdi aynı zamanda tesettür yabancı erkeklerle kadınlar arasındaki de mesafeyi de belirliyor. Yani bir eşik rolü oynuyor. Bir mesafe katıyor, bir ayar katıyor. Yani bütün bunları temsil ettiğinden dolayı şu an bütün bunların karşısında konuşlandırılmış olan küresel güçler hedeflerini tesettüre almışlar. Çünkü tesettür bütün bunları koruyan,
bütün bunları sembolize eden, yani İslam'ın yaşam şeklini, aile modelini, kadın erkek ilişkilerini, evin içerisindeki, aile içerisindeki hiyerarşiyi, hiyerarşik ilişkileri temsil eden bir sembol olarak karşımızda duruyor. Ve onun için 100 yıllık bir savaştır bu savaş. Cumhuriyetin kurulmasında da, kurulmasıyla birlikte de bakıyoruz işte bir takım önemli caddelerde, sokaklarda işte tesettür çıkarma eylemlerinin yapıldığına tarihi karıştırdığımızda karşılaşabiliyoruz. İşte onun için işe tesettürle başlandı. Bakın Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte işe kadının tesettürüyle, peçesiyle özellikle başlandı. Şimdi bakıyoruz ki işte bir örtü çıkarma eyleminden çok bir çarşaf çıkarma eylemi. Bakın 100 yıldır bu ülkede bazı böyle siyasi partiler işte veya işte Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Kemalist kesim tarafından çarşaf peçe çıkarma eylemleri yapılmış. Neden özellikle çarşafın peçenin üzerinde duruluyor? Çünkü baktığımız zaman tesettür modellerinin içerisinde en kamil olan o. Tarihsel boyutu olan o. Ve medeniyetimiz, medeniyet tarihi boyunca kabul görülmüş en zirve, en kamil, en uygun bir giyim tarzı olarak Müslüman kadına idealize edilmiş, İslam'ın idealize etmiş olduğu tesettür modeli. Dolayısıyla en çok saldırı da ona geliyor. O yönden geliyor. Şimdi küresel sistemin karşısında Müslüman kadınlar ne diyorlar? Hani kendilerine küresel güçlerin dayatmış olduğu yaşam modeline karşı hayır. Siz benim bedenimi, yaşam şeklimi, ahlakımı şekillendiremezsiniz. Ailedeki rollerimizi şekillendiremezsiniz. Ben Müslüman bir kadın olarak, ben kimliğimi dindar olarak, Allah'a teslim olmuş bir kadın olarak tanımlıyorum. Ben böyle tanımlıyorum. Ben Allah'a teslim olmuşluğumu, tesettürümle her yerde gösteriyorum. Göstermek istiyorum. Şimdi madem ki bu kadar hakların ve özgürlüklerin vurgulandığı bir çağda yaşıyoruz. En fazla hakların ve özgürlüklerin dillendiren kesim tarafından da maalesef Müslümanlar saldırıya uğruyorlar. Evet. En fazla hazımsızlık onlar tarafından yaşanıyor. Evet. Aynur Hanım, buradan bir araya girmek istiyorum ama şimdi tabii belirttiğiniz nokta önemli ama bununla birlikte şu da var. Yani sanki son bir asırda özellikle de Batı tarafından devşirilen, değiştirilen, dönüştürme tabi tutulan toplumlar diğer İslami kesimler ve devletler ve halklar tarafından örnek alınması noktasında da bir rol biçilmiş durumda. Ve bir anlamda evet, o dönüşmede daha çok Türkiye üzerinden sağlanıyor. Bir de söz konusu kesimlerle ilgili bir taraftan aslında işte orada sanki Taliban tesettüre, çarşaf giymeyen kadınlara zulmediyormuş gibi bir algı oluşurken öte yandan 20 yıldır işgal altında olan o ülkede dışarıdan ve içeriden yapılan saldırılar, düğünlere yapılan saldırılar, kadınların mahremine yönelik saldırılar olduğunda herhangi bir tepki olmadı. Bu tepkisizliği nasıl değerlendirmek gerekiyor? Son olarak CIA'nin bu konuyla ilgili bir raporu var. Yani ABD'nin Afganistan'daki işgalinin üzerine kapatmak için feminizmi kullanın deniliyor. Buyurun, söz sizde. Evet, şimdi bu tablo, yani yıllardır Amerikan askerlerinin postalları altında ezilen, açlığa mahkum edilen, sefalete uğrayan, cinsel istismara, tecavüze uğrayan kadınların sesi olmadı bu feministler. Ve bu feministler hiçbir zaman mağduriyet yaşayan, dünyanın dört bir tarafında zulme maruz kalan kadınların sesi olmadı. Bakın, hedef çok ortada. Küresel güçlerin aile için oluşturmuş olduğu, kadın için oluşturmuş olduğu bir yaşam biçimi var. Dayattığı yaşam biçimi var. Bütün dünyada feministler bunların sözcülüğünü yapıyor. Bas bas bağırıyorlar ama baktığınızda sanki bu saldırganca tutumları, bu ağızlarından köpük çıkarak konuşmalarının içlerini dolduracak hiçbir şey yok. Yani sanki ortada işte gerçekten İslam toplumlarında, İslam Müslümanların inançlarında, değerlerinde, değerlerinin kendisinde işte kadına yönelik bir
aşağılama anlayışı varmış gibi bir şey yürütüyorlar, bir algı yürütmeye çalışıyorlar. Ama yaptıklarına, icraatlerine baktığımızda tamamen bir çelişki görebiliyoruz. Az önce sizin söylediğiniz gibi, yani ABD'nin zulmü altında, bombaları altında inim inim inleyen, yıllardır sefaletin ve istismarın eşiğinde yaşayan bu kadınların sözcülüğünü yapmayanlar, hatta bu ülke içerisinde dahi birçok mağduriyet yaşayan insanların sesi olmayanlar, bakıyorsunuz mesele İslam olunca, mesele İslam'a dayanınca, mesele İslami bir icraat olunca, İslam karşıtlığı üzerinden, bakın zaten feminizm İslam karşıtlığı üzerinden konuşlandırılmış. Evet. Ayrıca kadın hakları sloganı, bakın kadın hakları söylemi hep İslam'ın, İslam karşıtlığı üzerinden kurgulanmış. Yani eğer ki kadın bir takım haklara kavuşacaksa bu İslam'dan arınmasıyla oluşacakmış gibi bir algı yürütmeye çalışıyorlar. Hedef İslam, hedef İslam'ın yaşam şekli, hedef istenen ailesiz, cinsiyetsiz, ahlaksız, sapkınlıkların hakim olduğu bir insanlık meydana getirmek. Dolayısıyla bunlar da, bu feministler de bu küresel güçlerin tamamen taşeronluğunu üstleniyor. Bunu iyi idrak etmek, anlamak lazım. Onların haklarla, özgürlüklerle bir işi yok. Çünkü öyle bir şey olmuş olsaydı Müslüman kadının seçimine saygı duyarlardı bir kere. Yani bugün hayvan haklarından dahi konuşulduğu bir dönemde yaşıyoruz. Çevre hakları, birçok haklar, işte çocuk hakları, ebeveyn hakları, yaşlı hakları gibi birçok haklardan bahsediliyor. Neden Müslüman kadının Müslümanca yaşama gibi bir hakkı olmasın? Neden buna saygı duyulmuyor? İşte bu onların ikiyüzlülüklerini gösteriyor. Kesinlikle onların hak ve hukuk gibi, özgürlük gibi bir davalarının olmadığını gösteriyor. Evet. Son olarak tabii söz konusu hem HDP hem de CHP zihniyetinin aslında hem İslam düşmanlığı hem de tesettür düşmanlığı noktasında artık gerçekten o kadar çok söylenecek söz var ki, zaten yakın dönemde her iki partide de çokça konuşulan taciz, tecavüz olayları yaşanmıştı. Bir tarafta zaten PKK'nin HDP ve diğer boyutta bu konuyu ne kadar istismar ettiği ortada. Öte yandan yine CHP'de de aynı süreç var. Ama son olarak biz işte düşmanların, İslam düşmanlarının tesettüre bu yönlü, hem dışarıdan hem içeriden bu yönde saldırıları varken, tesettüre sahip çıkma ve bu düşmanlığa karşı durma, bunu koruma noktasında tavsiyeleriniz olur mu? Ne dersiniz? Buyurun. Evet, bu arada buradan tesettürüne sahip çıkan olan bütün hanım kardeşlerimi tebrik ediyorum. Böyle bir savaşın ortasında İslami yaşam modelini, İslam'ın ahlakını, İslam'ın edebini üzerlerinde bir bayrak gibi taşıdıklarından dolayı onları tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Bugün tesettüre sahip çıkma noktasında belki de ev ev gezip tesettürün önemini, aşınmış olan, değerlerinden uzaklaşmış olan, kandırılmış olan kadınlarımıza götürmeliyiz, anlatmalıyız. Bu noktada çok fazlaca bir çalışma sergilemeliyiz. Yani tesettürümüze daha içtenlikle sahip çıkmalıyız. Öyle bir dönemdeyiz ki şu an savaş çok farklı boyutlarda devam ediyor. Çok yönlü devam ediyor. Yani bizim tesettürümüzün içini boşaltmaya yönelik birçok çalışmalar var. Tesettürün ahlakından sıyrılmamıza yönelik, hayasından, edebinden, iffet duygularından tesettürü arındırmaya yönelik çok ciddi çalışmalar var. O halde bu çalışmalara karşı da bizim bilinç düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu gerek çeşitli seminerlerle olur, gerekse bilgilendirme işte çalışmalarıyla olur, medya aracılığıyla olur. Ama tesettürün bu dünya için çok büyük bir kurtuluş kapısı olduğunu, bütün insanlığın hayrına olacağını, bütün toplumların kurtuluşu için çok ciddi bir anlam taşıdığını, bu anlamın neler olduğunu, yani nasıl bir anlam dünyasını temsil ettiğini anlatmalıyız öncelikle. Az önce saydığım gibi, yani nasıl bir aile modelini temsil ettiğini, nasıl bir ahlak modelini temsil ettiğini, yabancı erkek ile kadın arasında nasıl bir eşik oluşturduğunu, eşiği temsil ettiğini,
kadın ve erkek arasındaki nasıl ki mesafeyi, ayarı, vakarı temsil ettiğini, aile içerisindeki kadın ve erkek rollerini nasıl temsil ettiğini, nasıl olması gerektiğini bizler bütün tesettürlü ve tesettürsüz olan hanımlarımıza, gençlerimize ulaştırmalıyız. Bunun bilinci için gayret sarf etmeli. Bu noktada çeşitli planlar, işte projeler, seminerlerde halkın, Müslüman kadınların tesettüre olan ihtiyacını yeniden gündeme getirmeliyiz. Çünkü içi boşalmış olan bir tesettür gerçekten, evet, bu saydığımız değerleri tam olarak da temsil edemeyecektir. Çok teşekkürler yayına katkıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Aynur Sülün yayınımızın konuydu. Telefon attığımızdaydı, sorularımızı yanıtladılar.